Konu konut maliyeti, konut fiyatları diyebiliriz. Çünkü devletin resmi verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı. İnşaat maliyetindeki fiyat artışı ya da inşaat maliyetindeki tutar olarak artış bir yılda yaklaşık resmi verilere göre %115. Temmuz'da %6,46, yıllık bazdaysa 114,74. İnşaat maliyetlerindeki artışa ilişkin bu verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,29, işçilik endeksi %27,57'ye yükseldi. Bir yıllık maliyet artışı ise hayli fazla. 2021 yılı Temmuz ayına oranla malzeme endeksi %126,46, işsizlik endeksi %83,89 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya oranla yükseldi. Verilere %7,10 olarak yansıdı. Bir önceki yıla oranla ise artış %110,56. Milliyetçi Hareket Partisi de artık seçim için marşa bastı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Sivas'tan sonra yeni bir il mitingi yaptı ve burada Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı artan tacizlerine sert tepki gösterdi. Millet, vatan, bayrak bizim, huzurlu yarın. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalışmalarına hız verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da 2023'e doğru aday belli, karar net temasıyla düzenlenen açık hava toplantısına katıldı. Bahçeli, Gökdere Meydanı'nda bir araya gelen 10.000'lere hitap etti. Sabrımızı zorlamasınlar dedi, gözdağı verdi. Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler, alayını göndeririz Allah'ın izniyle. Bahçeli, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'ye bakanlık verileceği iddialarıyla ilgili de sert konuştu. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. HDP'ye bakanlık sözleri, PKK'nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir. Böylesi bir zillet Türkiye'ye reva görülemez. Bu ihanete Türk milleti asla müsaade edemez, etmeyecektir. İnşaat maliyetleriyle ilgili olarak devletin resmi verileriyle bir yıllık maliyet artışını verdik. Şimdi de konut fiyatlarındaki artışı verelim. İnşaat maliyet artışı ve taleple birlikte yeni konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da konut talebinin canlı olduğu 12 ilçede yapılan araştırmaya göre standart bir yeni binada en ucuz konut Esenyurt'ta. Bölgede metrekare satış fiyatı 12.000 liradan başlıyor. Merkezi ilçelere yönelince ise metrekare fiyatı 95.000 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da site içinde yeni bir ev almak istediğinizde ise en uygun metrekare fiyatı 30.000 lira. Yani 100 metrekare en ucuz ev 3 milyon liradan satılıyor. Yine merkezi ilçelere bakıldığında ise sadece 1 metrekarenin fiyatı 200.000 liraya aşıyor.